Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 12. sözden devam ediyoruz. Orada da 4. esasta kalmıştık. Fakat 4. esasa başlamadan önce yine en başa dönelim. Hangi ayetle ve hangi paragrafla bu metne başladığımızı bir hatırlayalım. Bunlar önemli çünkü Bediüzzaman Hazretleri genelde ilk paragrafta Risale-i Nur'da ne yapacağını, daha doğrusu başlayacağımız Risale'de ne yapacağını az çok özetliyor. Bize bir harita, bir pusula veriyor yani bu yöne doğru gideceğiz diye. Onu mutlaka bir hatırlamak yerinde olur dersin aralarında. 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bu ayet Bakara suresinin 269. ayeti. Bakara suresinin 269. ayeti kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bu ayeti kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki hayırla hikmet arasında yoğun bir ilişki var. Hikmet hayırdan ayrılmıyor, hayır da hikmetten ayrılmıyor. Ne daha çok hayırlıysa o daha çok hikmetli, ne çok hikmetliyse o daha çok hayırlı. Fakat burada elbette işte o paradigma ayrımına, o sınıra hatta dikkat çekmek lazım. Biz bu dünyanın varlık alanı içinde tanımlamıyoruz her şeyi. Yani bizim için hayırlı olan, varlıksal olan, külli olan, vücudu olan yani bu dünyanın sınırlarıyla ilgili bir şey değil. Ne ki bu dünyadan taşkınlaşıyor, aşkınlaşıyor, üstünleşiyor, o daha hayırlı ve ona biz bir alan tanıyoruz, gayba iman ediyoruz. Allah'a imanımız var, ahirete imanımız var, meleklere imanımız var vesaire vesaire. Yani Müslüman için varlık alanı bu dünyadan ibaret değil. O yüzden bu dünyada hayırlı olan da tek hayırın normu değil. Yani hayrın tek normu bu değil bizim için. Bizim için hayrın normu bekada da bize hayır getirecek olan veya sonsuz varlıkta bizi hayırlarla tanıştıracak olan veya hayırlı olup bu hayrı hep devam eden diyelim. Böyle de diyebiliriz. Hayırlı bizim için o. Bizim için hayır bu olduğundan dolayı, ahiret için olan bizim için hayırlı olduğundan dolayı, bekaya dair olan bizim için hayırlı olduğundan dolayı bizim hikmet tanımımız da değişiyor. Yani biz oturup Kur'an, hadis veya İslami başka bir meseleyi tefekkür ettiğimizde bu belki seküler akıllara göre pek hayırlı bir iş değil. Ya bunlar ne yapıyor? İşte dünya nerelere gidiyor kardeşim? Bunlar hala işte Allah'ın varlığı, birliği, Esma-ül Hüsna'sı falan filan bunlarla işte müzakerede bulunuyorlar. Veya Sünnet-i Seniyye'nin sofra adabını mesela. Ya daha bunlarla uğraşıyor bunlar. Dünya nerelere gitti falan diyorlar. Halbuki ya dünya bir yerlere gitti de. Kıyamet koptuğu zaman her şey bitti. Sen öldüğün zaman senin için de her şey bitti. Yani o hikmet bizim için asıl hikmet değil. Bizim için asıl hikmet ve mantıklı olan da bu zaten. Yani iki şey arasında uzun ömürlüsü neyse onu seçmek mantıklı değil mi? Diyelim bir araba aldınız, bir şey aldınız. Şunun ömrü 3 sene, bunun ömrü 5 sene ya da bir eşya aldınız. Bunun ömrü 3 sene, bunun ömrü 5 sene. Gözünüz 5 seneliğe kaymıyor mu? Garantisi daha çok, daha sağlamdır, daha uzun dayanır diye. İslam bunu da işte şey alemine taşıyalım istiyor. Bütün anlam alemine taşıyalım istiyor. Sonsuzluğa dair olan daha hayırlı, daha kalıcı, daha istenilir olansa öyle olması lazım. O halde bu dünyanın bu işte küçük şeyleri, lezzetleri, hediyeleri o kadar da bizi kendisine çekip hasretmemeli. Elbette onların da bir hakkı var. Özellikle cihat konusunda düşmanınızın silahıyla silahlanmakta bir hakikat var. Adamlar size her türlü operasyonu çekebiliyorlar. Siz eğer ona hazırlıklı olmazsanız, aynı şekilde karşılık verecek durumda olmazsanız
bir hakikati var ama ya bu kadar da bizi kendisine hasrettirememeli. Biz bu dünya için yaratılmadık. Bu dünya için yaratıldığımızda çok basitleşiyoruz, denileşiyoruz, adileşiyoruz. Onlara dikkat edip öyle düşünmek lazım. Ve Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 269. ayetinde bu yöne dikkat çekiyor. Hikmeti nerede arıyorsun sen? Sana sonsuz hayır sağlıyor mu? Daha çok hayır o demek çünkü. Fani olan mı daha çok, baki olan mı daha çok? Elbette baki olan, fani olandan daha çok. Daha çok hayır orada olduğuna göre hikmet de orada. Sen eğer bu dünyanın meselelerine, bu dünyacı bakış açısıyla, sekülerleşmeyle bakıyorsan, oralarda hapsoluyorsan, sen asıl hikmeti ıskalıyorsun demektir her ne kadar sana hikmetli gözükse de. Zaten metnimizin içeriği de kendisini ele verecek. Kur'an Hakim'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. O ne yapıyor, bu ne yapıyor? Ve hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine, şahsi hayatına, bireysel hayatına veya hayat içtimaiyesine, toplumsal hayatına verdiği ders terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine, üstünlüğüne, Kur'an-ı Kerim elbette bütün kelamlardan üstündür, cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Bugün okuyacağımız dördüncü esas işte bu sonuncuyu, yani hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir'i okuyacağız. Niye böyle bir mevzuyu Bediüzzaman Hazretleri açıyor? Çünkü birinci esasta ne yaptı? Eşyaya bakarken kuşandıkları niyet, nazar açısından dünyacı bilgiyle, ahirete dönük, ahirete uyanık, gayba uyanık bilginin, Kur'an'ın öğrettiği bilginin farkını ortaya koydu birinci esasta. Sonra yani ondaki derinliği, ötekinin yüzeyde kalışına dikkat çekti. Oradaki temsil vardı, temsilde iki kişi vardı, birisi sadece kitabın nakışlarıyla ilgilendi, diğeri kitabın manasına dönük okumalar yaptı. Hatırlarsınız, zaten okumanız varsa bu söze dair şimdi hepsi aklınıza gelmiştir. İkinci esasta ne yaptı? İkinci esasta da o kelamlar, o kelamlardan gelen ilim, o hikmetlerden gelen bilgi üretim şekli nasıl insanlar inşa ediyor, insanı kendi içinde nasıl tanımlıyor, enfüsünü nasıl donatıyor? İkinci esasta onun kıyaslamasını yaptı. Üçüncü esasta geldi toplumsal hayatta peki sonuçlar olarak, büyük dairede sonuçlar olarak ne vaat ediyor bize diye oraya çekti ilgimizi. Şimdi de dördüncü esasta tekrar bir başa dönüyor ve diyor ki ya mahiyet olarak da Kur'an'ın bir aşkınlığı var. Biz mesela iddia ediyoruz değil mi? Diyoruz ki ya en doğru yönetim şekli Allah'ın şeriatına göre olacak yönetim şeklidir. Neden? Yeri ve göğü yaratan Allah'tan, bütün mahlukatı en ince detayına kadar bilen Allah'tan, binbir hikmet her bir nesnede gözeten Allah'tan daha uygununu seçiyor olamayız biz. Beşeri hukuk Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği hukukun üstüne geçemez. Çünkü büyük resmi hiçbir zaman göremez. Yani insanın bakışı sınırlı, düşünüşü sınırlı, kendi şartlarından çok etkileniyor, duygusal vesaire vesaire bir türlü, bin türlü hadle yaralı, sınırla yaralı diyelim. Fakat Kur'an-ı Kerim elbette her şeyi bilen, her şeyi kudreti yeten, her şeyin halik olan Cenab-ı Rabbül Alemin'den geldiği için böyle kayıtlarda münezzeh ve mualla, onun tayin ettiği bilginin daha doğru oluşu da böyle bir zeminden besleniyor. Bediüzzaman Hazretleri şimdi bunu bize dördüncü esasta kelamlar arasındaki fark, mahiyet farkından, Kur'an'ın mahiyetinin yüceliğinden bir ispat yoluyla anlatacak inşallah. Ben lafı çoğalttım ama burası mühim arkadaşlar. Çünkü bizzat kendimiz de Kur'an'la muhatap olurken böyle toplara girebiliyoruz bazen haddimizi bilmeyerek. Ya Cenab-ı Hak böyle yapmış, şöyle yapsa olmaz mıydı falan. Sen nesin abi? Sen nesin yani? Senin gördüğün görüş alanın ne kadar? Akla neredeyse Allah'lık verecek kadar ileri gidenler aslında bu noktadan gidiyorlar. Kendi akıllarının gördüğünü bütünün resmiyle karıştırıyorlar. Olabilir, çok zekisin, tamam, 100 insanın göremediğini 101. insan olarak sen gördün ama bu yine hiçbir şey. Cenab-ı Rabbül Alemin'in gördüğü alemin karşısında, onun duyduğu, bildiği karşısında, onun yarattığını kuşattığı karşısında Allah hepsine muhittir yani yarattıklarının.
senin tayinin ne olabilir? Bir şeyde en isabetliyi bilmek bütünü kuşatmakla olur değil mi? 5 sene sonramızı tam olarak bilebilsek bu 5 sene için doğru kararları verebiliriz. Ekonomik olarak da başka alanlarda da verebiliriz ama biz kuşatamıyoruz. Kuşatamadığımız için kararlarımızın çoğu tutmuyor. Mesela işte iddia oynayanlar, bahis oynayanlar falan filan istemezler mi şimdi mesela zamanın cetvelinde daha uzun bir aralığı görebilsinler? Ama yok. Cenab-ı Hak bize ancak yaşadığımız anda bilgiyi veriyor. Biraz zekiler ileriye doğru tahminlerde bulunuyorlar ama tahmin. Cenab-ı Hak gaybı bildirirse ancak veliler, Allah dostları gaybı bilebiliyor. O bildirmezse onlar da bilemezler. Böyle olunca sınırlıyız kardeşim. Bunu kabul edip sınırlının sınırından dolayı kendisine bahşedilmiş olan rahmet eseri, kerem eseri olan vahiyle, şeriatla muhatap olup o hazineden istifade etmesi lazım yani. Mantıklı olan budur. Pekala, şimdi okuyalım dördüncü esası. Fakat okurken şöyle bir şey yapacağım. Metin uzun. Bu ayetlere kadar olan kısmı okuyacağım. Orayı tefekkür etmeye çalışacağız. Ayetlerle ilgili bölümü hızlı geçmek istemiyorum. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri bu ayetleri elbette boşuna vermedi. Onları bir dahaki derse bırakmak istiyorum. Hem de ben de biraz bakmak istiyorum bu ayetlerde neler söylenmiş. Biraz da hazırlanıp o ayetlerin de bu metinle ilgisini kurmaya çalışarak bu dersi bitirmek istiyorum. Çünkü dikkat ediyorum. 12. sözle ilgili derslerde veya buna benzer Bediüzzaman Hazretleri'nin örnek olarak ayetler sıralayıp geçtiği yerlerde o ayetler tek tek tefekkür edilmiyor. Onlar da yani okuyanlar da dersi yapanlar da o ayetleri okuyup geçiyorlar. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri bunlara biraz yoğunlaşmamızı istiyor gibi. Onu bir deneyeceğiz. Ben de yapabilirim demiyorum ama deneyeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan diliyoruz. Hadi bakalım dördüncü esasa bir girizgah yapalım. Dördüncü esas. Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini, bak. Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Bismillah. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi, adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini ishar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebettar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi de ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur, o kayda göredir. Kayıtlar içinde sınırlı yani. Kayıt burada o manaya geliyor. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak, ta ki icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki,
Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Bir daha okumak istiyorum bu cümleyi arkadaşlar. Dikkat! Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasiyah-i muhita noktasında, belki yanlış telaffuz ettim, başa alayım. Hem rahmet-i vasiyah-i muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Bu şifreden ne kastettiğini ileride ayetler faslında gösterecek bize. Hem ism-i azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah unvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela, en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeseni kalbi an Rabbi. Ne demek bu? Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Haddeseni kalbi an Rabbi. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor diyor. Demiyor. Rabbül aleminden haber veriyor. Hem der, kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor. Rabbül aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve Suhuf-ı Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tevaffuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuk etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez, diyor. Bundan sonra işte ayetler bahsi gelecek. Eğer Kur'an'ın ve ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, ayet-el kürsi ve ayeti ve indehu mefatihul gayb ila ahir, birçok ayet söyleyecek burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daha da fazla. O ayetlerde ne söylenmek istiyor, bu metinle nasıl ilgi kuruluyor, bunu bir daha giderse tefekkür etmeye çalışalım, es geçmeyelim, üzerinde duralım. Ama şimdi tekrar metnimizin başına dönüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin ne söylediğini anlamaya gayret ediyoruz ince bir tefekkürle. Arkadaşlar, başlarken de söyledim. Burada bizim kafamızda daha metne başlarken oluşturmamız gereken perspektif, bizim bilgimiz, bizim yorumumuz, bizim görüşümüz, bizim felsefemiz, o felsefenin hikmeti, neden Allah'ın tayin ettiği
şeriat gibi, vahyettiği kelam gibi, belirttiği hüküm gibi isabetli olmuyor. Neden biz kendimizi eksik görmek, eksik bilmek, eksik tanımak zorundayız? Niye böyle bir şey var? Enaniyetli insanlara özellikle böyle soru gelebilir. Hani Allah karşısında haddini bilen insana böyle sorular arız olmaz ama bilmeyene gelir yani. Ya ben niye kendi fikrimden vazgeçeyim? Yani ben de bir şey biliyorum arkadaş. O kadar okuduk, o kadar prof olduk, doktor olduk. Tır tır falan bir sürü şey aldık. Yani ünvanlarımız oldu bir sürü. Ya bunlar bende varken ben niye vazgeçeyim arkadaş bilgimden, tespitimden, okuyuşumdan? Benim bilgim, benim ürettiğim bilgi, benim öğrendiğim bilgi kainatta neden Kur'an'ın, dinin, vahyin öğrettiği bilgiden eksik olsun? Neden geri basmak zorundayım? Bu soru akla gelebilir. Bu sorunun cevabı işte dördüncü esasta geliyor. Dördüncü esasta anlıyoruz ki Kur'an geliş noktası itibariyle çok yüce bir yerde. Ve o geliş noktasından dolayı ona ulaşmak imkansız. Siz Bodrum'da oturuyor olsanız, pencereniz olmasa şöyle küçük bir aralıktan güneş az buçuk sızıyor olsa, şehirdeki hayatı tarifiniz elbette bir gökdelende yaşayanın şehirdeki hayatı tarifi gibi olmaz. Adam kartal yuvasında her şeye hakim. Ne oluyor görüyor sokakları şeyleri falan tasvir ettiği zaman tasviri tutar. Ama sizin o gördüğünüz daracık yerden yaptığınız okuma yani hiç mi tutmaz? Ya tuttuğu yerler olabilir ama bütünü de görmediğiniz malumdur yani. Belki geçenlerin ayakkabı numaralarını bilirsiniz. Ama o yukarıdan bakan neleri neleri daha bilir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Kuddise Sirru, o körlerin fili tarifi kıssası var. Körler karanlık bir odada fili tarif etmeye çalışıyorlar. Birisi işte hortumunu tutuyor, bir şeye benzetiyor. Biri kulağını tutuyor, bir şeye benzetiyor. Birisi ayağını tutuyor, bir şeye benzetiyor. Ama gören adam filin bütünün ne olduğunu biliyor. Aynı temsili Bediüzzaman Hazretleri Gavvas örneğinden veriyor. Yani dalgıç örneğinden. Bir hazine var, daldınız. Karanlık, orada herkesin eline bir parçası geliyor. Birisi diyor ki bu hazine elmastandır. Diğeri diyor altındandır. Birisi diyor başka bir şeydendir. Ama gözü açık olarak hepsini görebilen der ki ya bunun şu kadarı altındır, bu kadarı şudur, şu kadarı şöyledir. Böyle bir hazinedir. Bütünü görerek konuşur. Ve onun tespiti daha isabetlidir. Bilim felsefesi okuduğunuz zaman da, özellikle Popper'cı yaklaşım, Karl Popper'ın yaklaşımını okuduğunuz zaman da, başkaları da var bunları tekrar eden ama ben o adamda özellikle bunu gördüm. Bilim felsefesiyle yaptığım ilgili okumalarda. Onlar da kabul ediyor. Biz diyorlar hakikati mutlak bir şekilde bilemeyiz. Bilim hakikati mutlak bir şekilde bilemez. Ancak şunu diyebilir. Bugün daha az bir yanlış içindeyiz. Bak doğru bizim elimizde değil kesinlikle. Ama daha az bir yanlış içindeyiz bugün. Çünkü bir şey daha öğrendik. Veya biraz daha ilerledik. Yoksa kesin budur diyemeyiz. Çünkü bir paradigma değişimi oluyor. Mesela işte kuantum fiziği, Newtoncu fiziği öyle bir şey yaşattı. Her şeye cevabınız değişmeye başlıyor. Bilimde bir eşik atlandığı zaman, bir okuma yapıldığı zaman mesela işte genlerin keşfiyle biyolojideki okumalar değişiyor. Paradigma değişiyor. Önceki okumaların hepsi çöp oluyor neredeyse. Bilim böyle bir şey. Bir adım ilerlediğiniz zaman Cenab-ı Hak size bir kanunu daha tanıttırdığı zaman önceki okumaların çoğu ya biz nerelerde oyalanmışız diyorsunuz. Aristo az mı zeki bir adamdı? Çok zeki bir adamdı. Veya İbn Sina az zeki bir adamdı? Çok zeki bir adamdı. Ama yaptığı okumalara baktığınızda bakın bugün şey dersiniz yani mesela eserlerini okusanız ya bak bu kadar basit bir şeyi nasıl bilememiş? Şu kadar basit bir tedaviyi nasıl görememiş? Bunun şundan olduğunu nasıl anlamamış? Veya varlığı nasıl böyle işte dört tane elemente sıkıştırmış? Ateş, bilmem toprak, bilmem şu ya elementler var, periyodik cetvel var falan filan. Aristo gibi zeki bir adama taş atarsınız yani. Niçin? Size göre ilerleme oldu. Siz birikimin üstünden konuşuyorsunuz. Gökdelenin üstündesiniz. O daha aşağıda. Yeni başlayan yerde. Elbette sizin kadar isabetli şeyler söyleyememiş olabilir. Kendi çağı için büyük sözlerdir. Ama sizin döneminiz için küçük sözlerdir. Beşerin tespitleri böyledir. Ama Allahu Zülcelal Hazretleri her şeyi bilen, her şeyi gören olduğu için onun bu öyle bir sıfatı kazanması sonradan olmadığı için, ezeli olduğu için bütün sıfatları kendisinde, o hep öyleydi. O hep hepsini görüyordu. O hep hepsini biliyordu. Onun hikmeti o yüzden en isabetli olan. Devam edelim. Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini,
Yani Kur'an'ın bize indirilen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kur'an'ın vahyinin mahiyet olarak, yücelik olarak, içerik olarak, diğer kelimat-ı ilahiyeden de yüksek. Başka Allah'ın kelamları da mı var? Var. Aslında her şey Allah'ın bir kelamı. Bu varlık da Allah'ın bir kelamı. Bir maddi ceset giymiş kelamı yani bir nevi. Öyle düşünebiliriz. Onlar da bir kelam. İlhamlar da bir kelam. Ta arıya gelenden, Kur'an'da buyurulduğu gibi Rabbin arıya vahyetti diyor. Arıya gelen ilhamdan tut. En yüce meleğe, en yüce veliye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen ilhama kadar, vahiyden hariç olarak söylüyorum bunu, onlara kadar o derecelerde Cenab-ı Hakk'ın kelamı var. Cenab-ı Hak nasıl yaratışıyla her an alemde, tırnak içinde, tabiri caizse iletişimiyle de her an alemde, tasarruf içinde. Bak, nasıl yaratışıyla her an alemde, her an işleri düzenliyor, her an varlıkta tutuyor varlığı. Bizim varlığımız müstakil varlık değil. Yani biz mesela bir mimar binayı yapar bırakır, mimar ölse bile bina durur. Çünkü mimara göre bir müstakillik kazanmıştır. Ama bizim varlığımız öyle değil. Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratışı projektördeki görüntü gibi. Projektörü çektiğinizde görüntü kalır mı? Kalmaz. Cenab-ı Hak her an bizi varda tutuyor. Çünkü bizde zatımızda bir şey yok. Onun kudretiyle, onun ilmiyle, onun iradesiyle, onun Esma-ül Hüsna'sıyla, sıfat-ı ilahiyesiyle biz varlıkta tutuluyoruz her an. Onun yaratışıyla varlığımız devam ediyor. Kesinlikle müstakil bir varlığımız yok. Arzi bir varlığımız var. O açıdan düşünün, yaratışıyla her an alemde ama iletişimiyle de her an alemde. İletişim tırnak içinde kullanıyorum. Her şeyi görüyor, biliyor, her şeyle de konuşuyor. İlham ediyor, vahyediyor. Onları da yine o yolla hidayet ediyor yani. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, isimleri böyle yüce. Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini, yükseklik cihetini, yönünü ve bütün kelamlar içinde cihet-i tevefukunu ve bütün işte kelamlar, kelimeler, sözler içindeki cihet-i tevefuku niye üstün onlardan? Niye fevkinde onların? Neden onlardan yukarıda görmemiz lazım onu? Anlamak istersen, evet istiyoruz. Şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki çeşit konuşması, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir raiyet ile, adi derken küçümsemek değil, sıradan yani. Birisi adi bir raiyet, bir tebası, bir kulu, çalışanı ile cüz'i bir iş için, küçük bir şey, hususi bir hacete dair, küçük bir istek, özel bir istek, has bir telefonla konuşmaktır. Mesela işte Cumhurbaşkanı beni arasa, Ahmet gel bir çay içelim, bunun gibi. Gel bir çay içelim dese telefonda, bu benimle hususi bir konuşmasıdır, yani cüz'i bir iş. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri saltanat-ı uzma, azim, büyük, uzma öyle demek, saltanat-ı uzma, yanlış bilmiyorsam. Bakalım burada ne verilmiş? Burada verilmemiş. Enteresan. Neyse, yani azim diyebiliyorum ben, büyüklükten kastedildiğini düşünüyorum onu. Saltanat-ı uzma unvanıyla. Allah Allah, niye verilmemiş ya? Varmış. Çok büyük saltanat, evet doğru vermişim. Saltanat-ı uzma unvanıyla ve hilafet-i kübra unvanı namıyla, estağfurullah, hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle. Hilafet-i kübra en büyük hilafet, yani yöneticilik ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle. Hepsine hakim, umumuna hakim, bütününe hakim haysiyetiyle evamirini etrafa neşir, emirlerini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. Yani mesela geçenlerde EYT açıklandı değil mi? Onu Erdoğan hususi bir kişiye, hususi bir telefonda söylediği gibi yapmıyor. Ne yapıyor?
büyük bir toplantı sırasında, işte insanlar karşısında basın mensupları hazır, onların huzurunda bunu beyan ediyor. Ve işte onun metni hazırlanmış oluyor, içeriği hazırlanmış oluyor, sorular alınıyor, sorulara cevap veriliyor. O bilginin sunulmuş şekli umumu ilgilendiren bir bilgi olduğu için daha değişik. Hatta daha sonra resmi gazetede yayınlanıyor falan filan, o bütün süreci düşünün. Yani bu Erdoğan'ın herhangi bir akrabasıyla telefonda görüşmesi gibi olmuyor. Veya bir dostuyla, samimi bir dostuyla konuşması gibi olmuyor. Orada tamamen farklı bir şey var. Çünkü orada umuma konuşmak var. O sözlerin umuma tesiri var. Umuma bağlayıcılığı var. Umumun alması gereken oradan dersler var. Ona göre bir metnin içeriği var. Bilginin içeriği var. Hazırlanışı var. Bu tabii beşeri düzeyde söylüyoruz bunları hep. Ama hususi konuşmasında öyle bir şey yok. Belki hususi konuşmasında hiç alışık olmadığınız kelimeler ağzından duyabilirsiniz. Normalde çok ciddi bir adam diyelim ama yanındaki dostuna, kardeşine çok samimi şakalar yapıyor olabilir. O ayrı bir makam, bu ayrı bir makam. Oradaki şey yüce, buradaki şey hususi. Hani bir hitabeler olur bazen, üzerinden yıllar geçse de izlenmeye devam edilir. Niye? Genele hitap ediyor, her zamana tesiri var. Muhammed Mursi, Allah ona rahmet eylesin mesela, onun bir konuşması var. Ben hani size adam diyecekler diyor mesela gelecekteki nesilleriniz. O konuşmasını ben ne zaman izlesem mesela duygulanırım. Niye? Umuma konuşmuş orada. O hitapta bir umuma şey var, tesir var. Bir yanındaki dostundaki işte hatırlısındaki konuşması gibi değil bu. Daha geniş bir mahiyet var orada. Buradaki temsil onu anlatıyor. Bir daha okuyayım. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri saltanat-ı uzma ünvanıyla, hilafet-ü kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir, yani sergilemek maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. Gel çay içelim mi bana söyler. O şey de söylemez mesela, gelin çay içelim diye. O kadar insan gelir ki. Yani külliyede durulamaz olur. Hususinin şeyi ayrı yani. Buradan çıkarmamız gereken şey, hikmet bu. Hususi konuşmakla umumi konuşmak arasında makam farkı var. Kelama da yüklediği farklı görevler var. Çıkardığı mertebeler var. Bunu aklımızda tutmamız lazım. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi renge cami bir ziya alır. Güneşe karşı elindeki aynayı tutuyor. O nispetle güneşle münasebettar olur. Sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, yani güneşin yapabilecekleri ölçüsünde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Bir aynayı bir yere tuttuğunuz zaman orada ya güneş bu kadar aydınlatıyor burayı denmez. Aynadan bu kadar yansıdı denir. Yoksa güneşin oradan daha da fazlasını, hatta binlerce, yüz binlerce kat fazlasını aydınlatmaya elbette gücü yeter güneşin. Ama siz orada hususi istifade edebildiniz. Az bir şey alabildiniz. Bir sınırla yansıtabildiniz. Sorun sizde. Sorun aracınızda. Güneşin kendisinde değil. Sorun araçta. Güneşin kendisinde değil. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil. Arkadaşlar, yan tarafta inşaat var. Belki size matkap sesi de geliyor. O inşaatın suçu. Oradan geliyor yani. Hemen bitişik bizim duvara. Şimdi başladılar. Başlarken yoktular derse. Güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi de ısındırdın, ışıklandırdın.
Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksiyle, yansımasıyla asarı mahduttur, o kayda göredir. Bakınız, birisi, temsildeki şey biraz daha fehminiz yaklaşsın istiyorum. Birisi bütünün farkında. Güneşin neler yapabileceğinin farkında. Ama kendisinin de o bütünün kendisi olmadığını, karşısındaki her şeyin tamamı olmadığını biliyor. Nasıl onları ışıklandırdın? Beni de öyle ışıklandırdın diyor. Bütünden parçaya geliyor. Fatiha'daki gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz değil mi? Ondan sonra geliyoruz. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Rabbül Alemin, geriye geldik biz. Burada da aslında söylenen ona benziyor. Yani bütünün farkına vahiy bizi bütünden haberdar ediyor. Bizim parçayla çıkamayacağımız parça parça tefekkürlerle akıl ancak böyle ilerleyebiliyor. Küçüğün küçüğü adımlarla gidebileceğimiz yoldan çok üst düzey bir farkındalığa eriştiriyor vahiy bizi. Sünnet bizi. Yani mesela Cenab-ı Hak diye bir şey var. Peki bu Cenab-ı Hak bizden nasıl razı olur? Neden razı olur? Nasıl teşekkür ister? Nasıl namaz kılalım? Mesela o kadar yukarıya da gitmeyeyim. Nasıl namaz kılalım diye bir soruyla muhatap olsak aklımızla. Ne, parende mi atalım? Şınav mı çekelim? Kafamızın üstünde mi dönelim? Ne, black dance mi yapalım? Ne yapalım yani? Hani o kadar ihtimal var ki. Ve bizim o ihtimallerin içinde namazın ibadetlerini oralardan sentez etmemiz, çıkarabilmemiz öyle zor ki. Öyle zor ki. Yani nasıl Allah'a ibadet edilir? Neden hoşlanır? Hangi hareketten hoşlanır? Bunu seçebilmemiz öyle zor ki. Duaları seçebilmemiz öyle zor ki. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin bildiriyor hangilerinden razı olduğunu, hangilerini istediğini, hangilerini namazda tercih ettiğini, namazı nasıl tercih ettiğini, günde hangi vakitlerde tercih ettiğini lütfuyla, keremiyle bildiriyor. Böyle eriştiğimiz bilgiye, bu akrebiyetle gelen bilgiye, bu akrebiyettir arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Onun rahmetini, keremini yakınlaştırmasıdır. Bizim kurbiyetle, çabayla, gayretle, tefekkürle, bilimle, bilmem şununla, bununla bu bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Bakın, mümkün değil. Bazen bunun tartışmaları olmuş. Mesela Haybin Yaksa'nın başında İbn-i Tüfeil biraz bu mevzulara giriyor. Veya Haybin Yaksa'nın bizzat içerisi de zaten, içeriği de zaten buna dair. Ya akılla Allah bilinebilir mi, bulunabilir mi? Tamam. Özetle belki Cenab-ı Rabbül Alemin'in varlığını fark edersin. Maturidilerde de bu söyleniyor. Ama daha fazlası ya olamaz, bilemezsin yani, gücün yetmez. Kayıtların var senin. Zaten o kayıtlar olmasa Cenab-ı Hak sana bu vahyi vermez. Kendin bul der, sana bırakır. Ama biliyor Cenab-ı Rabbül Alemin bizim zayıflığımızı, yolda takılacağımızı, karıştıracağımızı. Bırakın daha ince sıfatlarını, isimlerini. Her şeyi yaratanın bizzat o olduğunu, tevhid noktasında çok arıza çıkaracağımızı biliyor. Kur'an'daki en büyük mevzulardan birisi, en çok işlenen mevzulardan birisi tevhid. Niye? Çünkü şirke düşmeye çok müheyyayız. Karıştırıyoruz ya, bak su ateşe benzemiyor. Acaba ateşin Rabbi başkası, suyun Rabbi başkası mı falan. Daha oralarda o parçalardan çıkıp bütünle bağlarını kuramıyoruz. O kadar sıkıntılıyız. Her şeyi biz biliyoruz. Beşeri hukukun tayin ettiği şeyler en isabetli. İslam'ın şeyleri geride kalmış. Çağ dışı, bağnaz, yobaz bilmem ne. Ya sen bir dakika ya. Sen o bilginin çıktığı yeri biliyor musun arkadaş? Hani muhatabımızı şey olarak düşünelim böyle. Makul bir münkir veya Müslüman olduğunu düşünelim. Makul bir münkir veya Müslüman olmuş. Ya soruyoruz. Ya bu bilginin geldiği yerin sen farkında mısın? Bir Müslüman kendi bilgisinin nereden geldiğini nasıl tanımlıyor? Sen bunun farkında mısın? Biz her şeyi bilen, her şeyi işiten, her işi hikmetli vesaire vesaire. O Cenab-ı Hakk'a bütün güzel esmasını ve sıfatlarını düşünün arkadaşlar. Öyle bir Allah'a inanıyoruz. Bu bilginin de oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu bilginin üstüne hangi bilgi çıkabilir ya? Ne Einstein'ın bilgisi çıkar, ne Aristo'nun bilgisi çıkar, ne efendim Newton'un bilgisi çıkar ya. Bunlar insandır. İnsanın görüş alanı sınırlıdır. Kayıtlarla şeydir işte, bu da diyor ya, ayna, küçücük aynayı tutmuş. Kendi aklını bir ayna kılmış.
O akıl aynayla bazı bilgiler almış. Onunla da işte bazı faydalı işler yapmış da o güneşin kendisini vermesi, kendisini bağışlaması, kendisinin aydınlatması gibi olabilir mi? O seviyeye çıkabilir mi? Vahiy de bu vardır, din de bu vardır, İslam da bu vardır yani. İslam'a girdiğiniz zaman bilgi, Cenab-ı Hakk'ın bilgisini Cenab-ı Hak'tan alırsınız. Evet, doğru bir şey oldu. İslam'a girdiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın bilgisini Cenab-ı Hak'tan alırsınız. Allah'ın bilgisini Allah'tan alırsınız. Peygamberinden alırsınız aleyhissalatü vesselam. Böyle olduğu için onun üstüne çıkılamaz. Bizim ya bize göre ya bu zamanda o ceza olur mu? Ya o ceza yerine şu cezayı verelim işte. Bu zamanda da işte rejim cezası olur mu ya? Onun yerine işte şöyle bir şey yapalım veya hiç ceza koymayalım. Bu zamanda o ceza da olmaz. Sen ne gördün arkadaş? Bütün de nereye kadar kuşatabildin? Neyin farkına verebildin? Yani senin bir makinenin ustası kadar makineye dair, makinenin kendisinin makineye dair bilgisi ustası kadar isabetli olabilir mi? Cenab-ı Hak bizim ustamız. Ezelden ebede her şeyin yaratanı yani. Hülasa buradaki temsil bize onu anlatıyor. Bir üstteki temsilde Cenab-ı Hak'tan bilginin gelişi itibariyle mahiyet farkı. O çok konuştuk. Cenab-ı Hak'tan gelişi itibariyle mahiyet farkı. Cenab-ı Hak birinde umuma konuşuyor. Ona göre konuşuyor. Onun yüceliğiyle konuşuyor. Gereğiyle konuşuyor. Tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum bunları. Fehmimize yaklaştırmak için. Ama diğerinde hususi, ilhamlar hususi. Arıya lazım olduğu kadar konuşuluyor. Melekle meleğe lazım olduğu kadar konuşuluyor. Atıyorum Ahmet'le Ahmet'e lazım olduğu kadar konuşuluyor. Herhangi bir varlıkla, mesela güne bakanla ona lazım olduğu kadar konuşuluyor. Cenab-ı Hak hepsine bir ilham veriyor. İşte bazı bitkiler var mesela. Kendisini istila eden böceği tanıyor, zararlı böceği. Onu yiyecek diğer böceği de tanıyor, düşmanı olan böceği. O düşman olan böceği kendine çekecek kokuyu da salgılıyor. Bak. Kendisini yiyen böceği tanıyor, onu yiyecek diğer böceği tanıyor. Onu kendisine çekecek kokuyu da biliyor. Ya bunu kendi bilgisiyle yapabilir mi? Bu bir ilham belli yani. Cenab-ı Hak lütfetmiş. Ona o bilgiyi ilham etmiş ve o bilginin eserini de yaratmış üzerinde. Onunla korunma sağlıyor kendisine. Bak daha oradan o mertebeden tut. Hani bir belgesel vardı. Adnan Oktar onun faydalı işlerinden birisi. Gerçi şimdi içeride adam ama bir zamanlar yolunu iyice bozmadan diyelim. Evvelini bilmiyoruz. Belgeseller yapardı. Güzel belgeselleri de vardı. Mesela bir kelebek türü vardı onların içinde benim izlediğim. Kelebeğin ilk nesli göç ediyor. İkinci nesli de göç ediyor. Üçüncü nesli de göç ediyor. Bak evlat, evladın evladı, evladın evladı. Ondan sonraki nesil dedelerinin bulunduğu toprağa geri dönüyor. Ya bunları toprağa görmediler ki. Ama dönüyorlar. Oraya tekrar böyle 3 aylık bir yolculuk diğerlerinden daha uzun yaşıyorlar. Diğerleri 1 ay yaşıyorsa bunlar daha uzun yaşıyor. 3 ay, 4 ay geri dönüyorlar o toprağa. Bu göç sürekli böyle döngü halinde devam ediyor. Ya bu bilgi nasıl geliyor ona? Görmedi ki orayı. Ya görse bile aklı nasıl tuttu şu kadarcık beyninde ama görmedi bile ya. Ama gidiyor işte. Ne kelebeği de unuttum şimdi ismini. Onun belgesellerinden birisinde vardı. Ya bu iş böyle. Ya bizim tamam Cenab-ı Hakk'ın marifetinden bir istifademiz var. Kurbiyetle. Ama bu işte o küçük ayna kadar. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın kendisini bildirmesi akrebiyetle. Allah Allah. Yani o bilginin eşiti bir bilgi üretebilmemiz mümkün değil. Onun bize kattığına ulaşabilmemiz mümkün değil. Ya bütünün sahibi bütün hakkında bilgi veriyor bize. Biz bir de parçayız. Parça bütünü görmeye çalışıyor. Tablonun üstünde yürüyen karınca tabloyu ne kadar tanıyabilir? Ama tabloyu çizen adam anlatırsa o başka olur işte. Gibi gibi. La teşbih ve la temsil. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Mucizeliğini göresin ve kutsiyetini, yüceliğini, kusurlardan niye münezzeh Kur'an? Bütünü görüyor. Niye hata yapsın? Yüceliğini, beyanı neden diğer beyanlardan üst? Geldiği makam, oradan düşün. Kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa,
Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Bu Lokman suresinin 27. ayetinin kısa bir meali, Üstad Hazretleri vermiş bu meali. Lokman suresinin 27. ayeti. Belki çoğunuz Arapçasında biliyorsunuz orijinalini. Kur'an der ki eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Cenab-ı Hak öyle yoğun bir iletişim kuruyor varlıkla. Bunu böyle de düşünmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın iletişimi de varlıkla bu derece yüksek düzeyde, tıpkı yaratışı gibi. Öyle sınırlı düşünüyoruz işte mesela. Bir vahiy gelmiş İsa Aleyhisselam zamanında, sonra Cenab-ı Hak hiç konuşmamış. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir vahiy daha yollamış. Böyle değil aslında. Evet, o düzeyde, o yükseklik düzeyinde bir kelam yok ama iletişim hep sürüyor. Bireylerin düzeyine göre, fertlerin düzeyine göre, eşyanın mahiyetine göre Cenab-ı Hakk'ın iletişimi aslında hiç kesilmiyor varlıkla. Hepsine ilham yoluyla, işte daha başka sahiplerle bilgiler veriliyor. İletişim sürüyor. Onların o bilgiler sayesinde varlığı devam edebiliyor. Ama onların tabi derecesi düşük. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde bu kadar çok Cenab-ı Hak iletişim kuruyorken en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, yani peygamberler ve peygamberlere gelen vahiy niye diğerlerinden üstün aleyhisselam? Bunun sebebi nedir? Onun özünde de Kur'an niye diğerlerinden üstün? Kur'an ismi azamdan, her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Bak, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı her şeyde tecelli ediyor. Ama isimlerinden birisi var, o ismi azam, onun tecellisi diğerlerinden daha üst. Kur'an oradan gelmiş. İsmi azam nedir? İsmi azam, işte Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adülün, Kuddüs. 6 isim. Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs. 6 isim, evet, yanlış söylemedim. 6 isim. Onun içinde mesela Allah dostlarının farklı farklı kendilerine göre kendi aynalarında yansıyan isimler de değişebiliyor. Mesela İmam-ı Azam Rahimeullah için ismi Kayyum deniyor. Mevlana Celaleddin Hazretleri için ismi Vedud deniliyor. Ya da peygamberlerde mesela yansıyan isimlerin de şeyi farklı olabiliyor. Yüksekliği. Yani onun kendisine göre ismi azamı değişik oluyor. Ama Kur'an işte o ismi azam, hakiki ismi azam neyse Cenab-ı Hakk'ın katında oradan. İsmi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden. Bir de isimlerin de tecellileri farklı farklı. Mesela Celal tecellisi, ya küçük bir mısır patlaması olayında da Celal tecellisi var değil mi? Şöyle dururken mısır birden pıt ediyor. Hazırlıklı değilseniz size de bir ne oldu falan şeyi oluşturuyor değil mi? Celal. Ama bir de yanardağın patlaması var. Orada bir Celal var. Bir de işte nebulalar var, yok. Süpernovalar var mesela, onların patlaması var. İşte bir yıldızların en büyükleri, kızıl devler falan, onların patlaması var. Oradaki Celal tecellisini düşünün. En azam, bunlar işte o mertebeler içinde bütün esmanın en azamı Kur'an'da var. Kur'an'da tecelli ediyor. Ya Kur'an patlamam değil ama Cenab-ı Hakk'ın celalini de öyle bir anlatıyor ki aslında o patlamadan daha dehşetli. Biz uyanabilsek. Cenab-ı Hakk'ın celali Kur'an'da öyle bir anlatılıyor ki o patlamadan daha dehşetli. Cehennem tasvirleri o patlamadan daha etkili. Eğer anlayabilsek. Her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Geldiği yer farklı. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bütün alemlerin Rabbi. Ahmet'in Rabbi, Mehmet'in Rabbi, Nuri'nin Rabbi tek tek değil. Bütün alemlerin Rabbi. İşte genel konuşma, büyük hüküm. Herkes için geçerli olan söz. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Bak hep genel, hep genel. Bediüzzaman Hazretleri hep büyük resme çekiyor dikkatimizi. Kaçırmayalım arkadaşlar. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Rububiyeti mutlaka. Özel rububiyet değil, her şeyin rububiyeti. Yine oradan dikkat çekildi. Hem saltanat-ı amme-i subhaniye bak.
umumun üzerindeki saltanat, hepsine yöneticilik, sübhaniye, kusursuz saltanat hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktasında her şeyi kuşatan geniş rahmetinin noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Rahmaniyet de en üst düzeyde orada tecelli ediyor. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Cenab-ı Hakk'ın azameti, uluhiyetinin azameti Kur'an'da gözüküyor ve bunun bir tecellisi de mesela Kur'an'da işte o huruf-u mukatta dediğimiz şifrelerin bulunması. Bu diyor Üstad Hazretleri, azamete haşmetin şeyi. Bir haşmet ifadesi var orada diyor. Başlarında şifre olmasıyla. Bu niye böyle? Bunu düşünmek lazım. Bir dahaki dersi o ayetlere geldiğimizde belki inşallah buna dair pencereler açılır Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, ya ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, kuşattıklarına bakan arş-ı azamın ve teftiş eden hikmet feşan, hikmetli bir kitab-ı mukaddestir. Ya da hikmet saçan diyelim, hikmet feşan, hikmet yayan saçan, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Arkadaşlar, ya bu paragraf çok güzel, vaktimiz de çok oldu ama daha fazla ilerlemeyeyim. Bu paragrafı bir daha dönüp konuşalım. Haftaya da bu metni bir daha tefekkür ederim. Yani bitiremedik, okuduğumuz kısmı bitiremedik. Haftaya da burayı borçlanmış olalım. Ayetleri 3. haftaya terk etmiş oluruz böylece. Bu derslerin kaçıncısı oldu bu? 4.sü mü oluyor? Herhalde 4. dersteyiz diye tahmin ediyorum. Ya da 3. ders de olabilir. Emin değilim arkadaşlar. 4. ders olmalı, evet. 4. derste burayı okuyacağız. Bir dahaki ders bir kısmını daha ve 3.sünde inşallah bu metni bitirmiş olacağız. Şimdi tekrar dönüyorum paragrafın başına. Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Bunu bir parça anladık. Hem bütün alemler Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bak, Fatiha niye Kur'an mesela Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Bize neyi bildiriyor? Bu kelam bütün alemlerin Rabbi ünvanıyla geldi. Yani sana, ona, buna, şuna özel, az, has dairelere gelmedi. Burada konuşan Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin Rabbi olması haysiyetiyle konuşuyor. Bak, Fatiha'nın başındaki ayete bir hikmet daha. Kur'an niye onunla başlıyor? Bir hikmet daha. Bütün alemin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Bütünü gören, bütünü bilen, hepsini kuşatan Allah konuşuyor. Hepsinin ustası konuşuyor. Hem rububiyet mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Her şeyi terbiye eden Allah konuşuyor. Hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Her şeyin üstündeki saltanatı, kusursuz saltanatı sahibi olan Allah bu hutbeyi veriyor. Oradan veriyor. Hususi konuşmuyor burada. Hepimiz için geçerli olan, hepimize sıçrama yaptıracak bilgileri veriyor. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktasında, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan geniş rahmeti noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin iltifatları var bu defterde ama her şeye var. Yani Kur'an ondan istifade etmeye yönelmiş her şeye Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bulmanın yollarını öğretiyor. Her şeye. Yalnız bize değil, bak yalnız insanları da düşünmeyin. Bunda bütün varlığın hissesi var. Yani tıpkı şey gibi, güncelleme gelmesi gibi yani. Güncelleme geldiği zaman bütün programı bir açıyorsunuz, bazen bir sürü her şey değişmiş oluyor ya. Kur'an'ın gelişi de varlığa bir güncelleme gibidir yani. Düzeyini yükseltmiştir, bütün varlık ondan istifade etmiştir. Canlı cansız her şey Kur'an'dan istifade etmiştir. Ha ya diyebilirsiniz ki ya Ahmet amma uçtun, nasıl oluyor Kur'an'dan cansızlar nasıl istifade ediyor?
anlamlarının zenginleşmesiyle onların da aslında bir, ne diyelim, varlıkta kıymetlenmesi var. Ya mesela çok tuhaf bir benzetme olacak ama şimdi CD var ya da şöyle diyelim, bir tuval var. Onun üzerinde Leonardo da Vinci çalışmış. Bir tuval var. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi'nin ya da torunu çalışmış böyle. Elindeki mürekkep kalemleriyle. Benim yeğen gibi. Tam karşımdaki duvara mesela resimler yaptı benim yeğenim. Düşünün, bir de benim yeğenimin çalıştığı bir resim olsun. Şimdi bak, madde aynı ama üzerindeki sanat ne yaptı maddeyi? Oo, bir tanesini böyle paha biçilmez kaç milyon dolar, milyar dolar falan ettiği tartışılan değere çıkarttı. Diğeri adi bir şeyde kaldı. Üzerindeki sanat itibariyle maddesi de kıymet ve itibar açısından değişti. Ya Cenab-ı Hak Rabbül Alemin Kur'an'la birlikte aleme İslam'ı lütfetmesiyle birlikte, gerçi ilk peygamberden bu zamana hep İslam'dı ama en kemalde hali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmiş hali olan İslam, öyle bir yükseltti ki seviyeyi, bilgi seviyesini, kulluk seviyesini, anlama seviyesini, Allah'ı anlama seviyesini, varlığı okuma seviyesini öyle bir yükseltti ki bu yükseltiliş cansızların da, çünkü onların üzerinde yazıldı bu. İnsan evet canlı bir varlık ama moleküllerimize indiğin zaman cansızlardan mürekkep bir canlıyız biz. Can nasıl bir şeyse maddenin özüne iniyorsun cansız ama maddenin teşekkülünden sonra bakıyorsun canlı. Şimdi öyle olduğu için, o bilgi öyle işlediği için bütün cansızlarda dolaylı dolaysız kıymet kazanmışlardır, yükselmişlerdir, değer bulmuşlardır ve İnşallah cennete gidersek Cenab-ı Hak ayağımızı cehenneme bastırmasın. Orada da göreceğiz ki hani cansızlar da bu manayla sıçrama yapacaklar. Fiziksel olarak da bir sıçrama yapacaklar. Orada her şey canlı olacak değil mi? Bitkiler de cansızlar da anlayacaklar, karşılık verecekler bize. Orada bunun daha üst düzeyini de göreceğiz. Kur'an'daki anlam ne yapmış, neleri değiştirmiş? Cennette inşallah bunu daha da yakinen göreceğiz. Evet. Hem uluhiyetin azameti, haşmeti, haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Cenab-ı Hakk'ın haberleşmesi. Başlarına da bazen şifre koyuyor. Ehlinin anlayabileceği, ehlinin çözebileceği, onlara özel okumaları da olan şifreler koyuyor. Hem ismi azamın muhitinden nuzul ile arş-ı azamın bütün muhatına, geniş dairesine bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemali liyakatle Kur'an'a verilmiştir. Yani ki Allah'ın kelamı olmaya layık olan Kur'an'dır. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Çok farklı dereceleri var. Mesela en cüzisi, en basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasin ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Yani onların düşük seviyelilerin ilhamatı. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam, büyük meleklerin ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki, kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veliden haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. O ona benzemez. Rabbül Aleminin konuşması başka. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti refi derecesinde mazhar-ı hitap olabilir diyor ve metin devam ediyor. Biz devam etmeyelim. İnşallah haftaya şu kaldığımız yerden biraz daha konuşalım. Belki öncesine de biraz alıp hatırlatma yaparız. Burayı bir okuruz yine. Orayı tefekkür edip sonra ayetlere bakarız. Ya iki derste dediğim gibi yahut da gücümüz yetmezse bir derste burayı hallederek, ayetlerde konuşarak 12. sözle vedalaşmış oluruz. Pekala. Cenab-ı Hak bu sözlerden hissemizi ziyade eylesin. Bu hakikatlerden hissemiz ziyade eylesin. Üzerimizde hayırlı tesirlerini halk eylesin. Bizi nefsimizde göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakmasın. Allah hepinizden razı olsun.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.